İnsanlığın uzaydaki evi konumunda bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu, günümüzde birçok bilimsel deneye ev sahipliği yapıyor. Peki bu istasyon hangi amaçla kuruldu ve şu anda içerisinde neler oluyor hiç merak ettiniz mi? Şimdi sizler için Uluslararası Uzay İstasyonu'na kısa bir yolculuk yapacağız. 3, 2, 1. Houston Discovery, roll program. Roger, roll Discovery. Uluslararası Uzay İstasyonu, alçak dünya yörüngesine yerleştirilmiş ve içerisinde yaşanabilen yapay bir uydudur. İlk olarak NASA tarafından 1982 yılında tasarlanan istasyon, daha sonra Japonya, Kanada ve bazı Avrupa devletlerinin dahil olmasıyla çok uluslu bir yapıya büründü. Ardından Rusya, 1993 yılında projeye dahil oldu. Projenin amacı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir laboratuvar, gözlem evi ve çeşitli uzay görevleri için ara üs olarak hizmet vermesini sağlamaktı. Nihayet beklenen gün geldi ve istasyonun ilk parçaları 1998 yılında uzaya fırlatılmaya başlandı. 3, 2, 1. Booster ignition and lift off of Discovery with a crew of 6 astronaut heroes. They've already reached a major milestone. Getting rid of solid rocket boosters means that the probability of success on them has gone way up. They ought to do fine. That's it, you Wally, go ahead. Solid rocket. Temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelen istasyonun ilk ziyaretçileri ise Amerikalı Bill Shepard, Rus Yuri Gidzenko ve Sergei Krikalev oldu. Üç astronot, 2 Kasım 2000 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarılı bir şekilde ulaşarak göreve başladı. ...1998 yılında fırlatılan ilk parçalardan sonra İstasyona yeni parçalar eklenmeye devam etti. Bilim insanlarının uzayda çalışmalar yapmasını sağlamak için 2001 yılında laboratuvar modülü fırlatıldı ve istasyona eklendi. Daha sonra fırlatılan ek parçalarla birlikte istasyon bugünkü şeklini aldı. Uluslararası Uzay İstasyonu, başka bir mekanda gerçekleştirilemeyecek araştırmaların yapılabilmesi için harika bir ortam. İnsansız uzay araçları, yerçekimsiz ortam ve uzaya maruz kalma işlemleri için çalışmaların yürütüldüğü istasyonda astronotlar ayrıca çeşitli bilim deneyleri üzerinde çalışıyor. Bildiğiniz gibi NASA önümüzdeki yıllarda Mars'a astronot göndermek istiyor. Bu nedenle insan vücudunun uzay koşullarında dayanmasını sağlamak için yeni teknikler geliştirilmesi gerekiyor. İşte bu tekniklerin birçoğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geliştiriliyor. Bulunduğu konum nedeniyle dünyadan gözlemlenemeyen birçok gök cismi buradan gözlemlenebiliyor. Ayrıca dünyada meydana gelen birçok doğal afet hakkında çeşitli araştırma ve deneyler de istasyonda yürütülüyor. Videomuzun sonuna gelmeden önce uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle bile görebileceğiniz Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında birkaç sayısal bilgi ile sizleri baş başa bırakalım. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan bambaşka en son haber videolarına ulaşabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.